Merhaba, ben Mark Epstein. MoMA okul programlarında eğitmen olarak görevliyim. Bugün Jasper Johns'un Harita adlı eserinden bahsedeceğiz. Bir sanatçı olarak bu eser çok ilgimi çekiyor çünkü burada tam bir kaos var. Ama bu güzel bir kaos. Bütün renkler birbirleriyle etkileşim halindeler. Boyaların farklı şekillerde kullanıldığını görüyoruz. Bu sanatçının bilinçli yaptığı bir seçim. Arka planda ise örgüye benzer bir yapı var. Yani ülkeyi modern bir şekilde ifade etmiş. Bu resimde konuşulacak çok şey var. Öğrenciler genelde bunun bir harita olduğunu hemen söyleyebiliyorlar. Ama bu haritayı araba sürerken ya da bir yeri bulmak için kullanamazsınız. Jasper Johns buraya sadece temel bilgileri koymuş, eyaletin sınırlarını çizmiş, isimlerini de yanlış yazmış ama bunların bir kısmı da pek dikkatli bir şekilde yazılmamış. Öğrenciler bir sanatçının neden kullanılmayacak bir harita yapma fikriyle ilgilendiğini sorguluyorlar. Bu resme bakar bakmaz öğrencilerin dikkatini çeken başka bir konuda sanatçının boyayı kanvas üzerine farklı uygulama tarzı. Ortadaki Kansas gibi yerlere odaklanıyorlar. Mesela buradaki boya iyice birikmiş ve boyayı bu bölgede bol ve kalın kullandığını anlamak zor değil. Haritanın doğusuna doğru yaklaştıkça boya kalınlığı azalıyor ve akıntılar görmeye başlıyoruz New York, Pensilvanya taraflarında. Öğrenciler sanatçının bu kararları neden ve nasıl verdiğini merak etmeye başlıyorlar. Neden boyalar ve renkler bu kadar karmaşık? Ben de genelde öğrencileri tablonun etiketine yönlendiriyorum. Oradan resmi 1961'de yapıldığını öğreniyorlar. O dönemde neler olduğu ile ilgili konuşmaya başlıyoruz. Bunların metafor olarak yansıması olabilir mi diye düşünüyoruz. Ülkenin karmaşıklığı ve politika ilk akla gelenler oluyor. Jasper Johns'un aklına da acaba bunlar gelmiş olabilir mi diye kendimizi sorguluyoruz. Ve onu stüdyoda tuvale boyalar fırlatırken hayal edebiliyoruz. Burada bir enerji var ve resmin yapılışından tam 50 sene sonra bile baktığınızda bu enerjiyi hala hissetmek mümkün.